Banyoya taşıdım gece. Burası hep kan olmuştu. Sıkıydın adam. Evli bir kadınsın. Niye beni baştan çıkartıyorsun? Sen ne diyorsun ya? Adama yapacağını asıl sen yaptın. Geldiğinden beri gözün üstündeydi. Asıl sen beni baştan çıkardın. Bakmasaydın bana o zaman. Yüz vermeseydin. Ah, şimdi ben mi suçluyum? Sen kurbansın yani, masumsun. Suçlu benim. Masum tabii. Senden daha masum oldum kesin. Sizi öldürdünüz bu adamı. İbrahim'le ikiniz yaptınız. İşiniz gücünüz tehdit. İki tane demir çalacak diye sen de İstanbul'a gideceksin diye. Beni kullandınız. Artık her şey ortaya çıksın yeter. Ben masum. Halil falan görmüyorum. Tamam. Ben gidiyorum. Polislere her şeyi anlatacağım, tamam mı? Benimle nasıl gizlice birlikte olduğunu, bebeğimize olduğunu Halil öğrenince seninle konuşmak istediğini, sen nasıl onu öldürdün, her şeyi anlatacağım. Hadi bakalım. Ortaya her şey çıksın. Ben de çok sıkıldım. Zara, dur. Artık kendini kurtaramazsın bu işten. Kemal Bey zaten bu durumu öğrenince hapse değil de mezara girersin. Halil'in yanına gömerler seni. Şimdi salona taşıyacağız. Halıya saracağız. Karanlık çökünce de senin arabanın bagajına atacağız. Issız bir yerde gömeceğiz, tamam mı? Zara, gömmeyi bırak, ben dokunamam bile ona. Hadi Tarık, taşıyalım salona. Vaktimiz yok. Zara, bak, biri falan görecek. Yan taraf Nazım'ın evi. Çıkacak, denk geleceğiz, görecek falan. Başka bir şey düşünelim. Nazım Usta burnunun ucunu görecek halde değil.